Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Hoş geldiniz, evimize sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız, bizler de Allah'a şükür çok çok iyiyiz. Evet, evde tek mi diyeceksiniz? Değilim, Feyza'la ikimiz evdeyiz sadece. Evet, günlerimiz sağlıklı, huzurlu, mutlu geçsin inşallah. Bol bereketli geçsin canlarım benim. Evet, bugün bize ilerleyen saatlerde menümüzde neler var, ne yapacağız? Anlık ciğeri yapalım hep beraber. Tabii yarım kilo bizim Arnavut ciğerimiz. Onun yanında Feyza'dan hep durmadan bizim sardığımız sarmaların sonuncusunu dondurucudan çıkarmıştım. Onları tenceremize dizeceğiz. Bir de Belgin'cimin yaptığı, o hazırlatıp yaptığı dolmalardan 4-5 tane de yanlarına koydum. Allah'a şükür, başka ne olsun, yanına da bir de salata yaparız. Karın doyurmak değil mi? Evet, bugünkü menümüz Arnavut ciğerim. Bayılır Belgin. Hiç sakadat yemezler ama Arnavut ciğerim çok sever. Onun için az zaten. Feyza pek sevmiyor ciğeri. İsmail'e de küçük köfte diye yediriyoruz. Aslında bilincinde, farkında da ne yapacak? Yiyecek onu. Küçük köfte diye yediriyoruz ona da. Belgincimizin yine işi vardı. Belgin çıktı. Bu arada geçenlerde attığım Serapçım'la o sahilde iş verip pozunuzu yiyeyim sizin demiş. Kim onu, Seda mı demiş, Selam mı demiş, biri demiş. Vallahi tam hatırlayamıyorum yorumlarda. videoda gördüğünüz gibi orada Ebru'cumuz diye bir kız vardı. Büyük ihtimalle Serap'tan herhalde ara ara oraya gideriz. Çok sıcakkanlı bir kızdı, pek sevdik onu da. Serapçım'ı biliyorsunuz, öpüyorum buradan da onu. Sohbeti sizin görmedikleriniz, hani kamera arkası diyeyim ben. Ne kahkaha ne kahkaha, çok güzel bir enerji veriyor bana Serap. Öyle tahmin ediyorum, ben de aynı şekilde onu veriyorum ona. O sizin seyrettikleriniz hiç, daha neler neler yani. Hep bir de uzun, çok uzun bir video oldu orada, kestiklerim de vardı benim. Yani hepsini çeksem oho çok uzun olacak, seyreder ki bıkkınlık gelir. Zaten onu bile kesecektim, hemen hemen 50 dakika hatırlıyorsam 50 dakika falan oldu o da. Artık onu keseceğim, bunu keseceğim, bir şey kalmayacak. Yoksa Serapçı'nın ikimizin sohbeti harika oluyor. Dedim kesemeyeceğim, çok uzun oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bundan sonra o kadar fazla uzun yapmayacağım zaten. Bu 50 dakika, bu ne be? Sinemaya gittik, arkası yarın, ara verdik 10 dakika. Onun gibi bir şey, arkadan bir 50 daha olsa. Bu arada küçüğüm de işte yine telefonla konuştuk onunla da. Daha farklı bir şey de herhalde görmüşler. Onu, adını soyadını attı bana. Bir bak sen de dedi. Dedim hani bir bak dedim, şimdi biliyorsunuz ortam bizim, daha tedbirli olmamız lazım. Dedim kontrol et gittiğin yer dedim, ben hani başka bir tedavi yolunda bir seçenek daha bulmuşlar. Dedim şakaya gelmez, gittiğin dedim yerde dedim dikkat et etrafa, hani giren çıkan nasıl bir yer yani, ona bir bak dedim ben. Tamam dedi, salı günü herhalde gideceklermiş, ikram dövülleri salıymış onların da. Dedim bana haber ver, dedim merak ederim dedim, şakaya gelmez bu ayaktan belden fıtık, ufacık bir hata, Allah göstermesin. Baktım arkadan, ben öyle onunla biraz sohbet ettim telefonda, hani sakın ha şey yapma dedim, aman dedi de biliyorsunuz mügüyü. Baktım gideceği doktorun adını soyadını, ayrı bir yeri varmış, valla farklı bir tedaviymiş bu, ameliyatsız bir tedaviymiş. Dedim hani dikkat et, bir bak sen de gir o zaman dedi, ben merak edince Instagram'dan girdim baktım da. Çok ayrıntılı bir resim, bokuya doğru girdim, tekrar baktım, tekrar ona sordum, evet o dedi. İnşallah acil
şifa tüm hastalarımıza diliyoruz. Bakalım bir kararlaştıralım onunkini de. İnşallah eskisinden daha sağlam olacak. Olur yani dualarımız tüm hastalarımız için, MEP için de. Aman çenem düştü gene değil mi? Evet, bu arada tatil dediğimde arkadaşlar gideceğiz tabii canım. Nasıl hasta yatacak? Geçen attığımı Serap'la sahildeki videoda biri öldürdü beni. Ben o kısasını çektim. Telefon elindeyken. Ne yerler bulduk ne yerler. İnşallah düşünüyoruz öyle. Serap'cığımla Mükü tanışmıyor tabii ki. İnşallah üçümüz de bir araya gelebiliriz yani. Üçümüz de bakalım önce Mükü'müzün sağlığı tabii. İnşallah bir arada da görürsünüz bizi, bilmiyorum. İnşallah, bakalım kısmet olursa. Evet, ilerleyen saatlerde ne yapıyoruz canlarım benim? Mutfağımıza hep beraber geçiyoruz. Armut ciğerimizi yapıyoruz. Sarmalarımızı tenceremize dizip ocağa veriyoruz. Ondan sonra işimiz bitiyor. Tekrar hoş geldiniz mutfağımıza arkadaşlar. Evet, ilerleyen saatlerde mutfağımızda buluştuk yine hep beraber. Evet, bizim şöyle dediğim gibi yarım kilo ciğerimiz. Ben çok su içinde beklettim ve birkaç kere suyunu süzdüm. Süzgece aldım. O şekilde suyunu iyice süzmesini bekliyorum. Bu arada bahsettiğim gibi Feyza'cımla sardığımız sarmalarımızı çıkardık. Şundan dizdim. Bunlar da acur. Belgin'in arkadaşının yaptığı dolmalar. Hemen önce onları ben ocağımıza koyalım. Öncelikle patateslerimden başlayacağım kızartmaya ben. En son ciğerimizi yapacağım. Yeterli. Bu arada ben kısık ateşte ocağımızın altını da açtım. Evet, sarmamızı, dolmamızı koyalım. Bu arada kullanacağımız malzemeler, patatesi biraz küçük, şöyle küçük büyüklükte doğradım. Ben bolca yaptım patatesi. Çocuklar çünkü patatesi çok seviyor. Onun için sumağımız, kırmızı biberimiz, tuzumuz, maydanozumuz, soğanımız. Bunu Belgin yemez de kendime yapıyorum onu ben. Ocağımızı şimdi iyice açayım. Bakayım bir yağım kızmış mı? Öncelikle patateslerimizi kızartmaya başlayacağım. İkinci rafa bile parmaklarımın ucunu kaldırıyorum ya. Vallahi boy da yetmiyor. Bu arada geçtiğimiz videolarda gene herhalde bayağı oluyor birkaç gün. Arkadaşlardan bir tanesi taze fasulyenin salatasını yapar mısınız? Videonuzu göremedim diyerekten diye yazmış. Oradan cevap verdim tabii ki ben ona. Tabii yaparım dedim ama kız fasulye almadık. Alayım da yapacağım söz. Evde durmuyorum ki, pazara çıkılacak mesela. Siz de görüyorsunuz hani bir oraya gidiyorum bir buraya gidiyorum. Ev sürekli bir hafta evde kalsam sizlerin talebi işte Mükü'ye gitmedin ne oldu, ona gitmedin ne oldu. Dışarıda da işlerim olunca kaldı yani taze fasulye alalım. Yahut da börülce fark etmez arkadaşlar. Börülce de harika oluyor. Ben onu Serapçığımda da yapmıştım. Serapçığım bayıldı. Çok hoşuna gitti, harika olmuş dedi. Börülce de olur, dediğim gibi taze fasulye de olur. İkisine de aynı malzemeyi kullanıyorum çünkü. Onun için alalım, hayatım yoktu ondan, yoktu evde olsaydı, alsaydım hemen yapardım. İnşallah bu videomu seyrediyorsundur. Çünkü demek ki taze fasulyeyi seyretmedin ki sen. Onun için tekrar sordun hayatı. Ama söz aldığınız zaman dediğim gibi inşallah bu videomu seyredersin. Yapacağım. En kısa zamanda alırım. Onu da zaten bir kilo falan almıyorum. Salatası olacağı için yarım kilodan bile çok oluyor. İçine giren malzemelerle. Onu da en çok Feyza'la biz aşırı derecede tüketiyoruz. Çok yiyoruz onu Feyza'la biz. İçine de diğer malzemeler girdi mi çoğalıyor yani. Zaten yemeğini biz yapmaz olduk fasulyenin. Salata girdi mi salatasını yapıyoruz hemen. Daha hoşumuza gidiyor bizim. Evet, öncelikle patateslerimizi kızartalım. Dolmamız ve sarmamız
ocağımızda pişiyor. Patateslerimiz kızardıktan sonra arnavut ciğerimizi hemen ocağımıza koyacağız. Oh, afiyetle yiyeceğiz. Unumu falan hazırlayayım ben. Evet canlarım, ikinci posta patatesimizi attık. Onlar da hemen şimdi 1-2 dakika sonra ocağımızdan çıkaracağım. Ben unumuzu şu şekilde tepsimize koydum. İçine birazcık tuz ilave ediyorum. Yine 2 çay kaşığı ilave ettim. Pul biber arzu eden arkadaşlar, pul biber de koyabilir. Ben çok fazla koymayayım. İsmail pek acıyla arası yok. Şöyle ciğerimizi tavaya atacak kadar unluyorum. Gerçi bu yarım kilo, 2 posta da olur. Şöyle tuzlu, pul biberli bu şekilde. Unu elemek için kevgirimizin içine atıyorum arkadaşlar. Çünkü un biliyorsunuz tavanın dibinde fazla unlu oldu mu yanıyor. Ben şöyle sallayarak da fazla olan unumuzu aldım. Şöyle iyice sallayarak unumuzu eledik. Şimdi patateslerimi çıkarayım. Bu arada sarmamızın altı kısık kısık ateşte pişiyor. Teyzacığım da içeride ütüyle boğuşuyor. Yine bir sürü ütümüz var. Şimdi geldi ciğerimizi. Ben patatesin üzerini kapattım arkadaşlarım. Hatta ciğer yiyorum, onu kapatmıyorum. Onu bir şekilde açık vaziyette. Yağ sıçramasın diye kapatmıştım. Şöyle ciğerimizi şöyle sıkı sıkı olasıya kadar kavurmamız gerekiyor. İkinci posta ciğerimizi de unumuzun içine atalım. Onu da unlayıp bir gözümüzün içine atıyoruz. Bize sıkılan arkadaşlar, ben bir tane soğanımı piyaz olarak doğradım. İnce ince maydanoz doğradım. Bu tabii ki bana özel. Şöyle hafif tuzla şöyle soğanımızı hafif birazcık söndürüyorum. Evet. Maydanozumuzu karıştırdım. Ben maydanozu çok seviyorum bunu. Bazıları maydanoz koymadan sade sumaktan yapıyor. Ama ben maydanozu çok sevdiğim için sumağımızla da şu şekilde karıştıralım. Biraz daha koyabilirim. Tabağımızın kenarına ama vallahi ne yapacağım, ciğeri patatesi yanında. Şekilde tabağımızı kenarına koydum. Evet.
Yerimizin altını kapattık. Ne yapıyoruz? Şöyle hop yerimizi. Onları sonra çıkarırım. Patates kızartmamızdan da. Benim gözüm şimdi takıldı şey, maydanozlu sumaklı soğana. Evet arkadaşlar, Arnavut ciğerimiz hazırdı. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımızın ellerine sağlık diyorum ve afiyet olsun diyorum. İnşallah severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Canlı yayınlarımızda, bir başka videomuzda ya da gezi videolarımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın.